Christian, geçen yıl elektrikli otomobille Almanya'yı gezmiştik. Bu yılda Avrupa'yı dolaşacağız. Hava yine sıcak. Isı 38 dereceyi buluyor. İtalya'dayız. Ve bu elektrikli araba bizi bilmediğimiz bir yere götürecek. Bu kez küçüklerden başlayalım dedik. Büro çok küçük. Sıcakta bunalıyoruz ve daha önümüzde bütün Avrupa var. Önce İsviçre üzerinden Avusturya'ya geçeceğiz. Yolculuğumuz Norveç'te sona erecek. Dayanılacak gibi değil. Önce İtalya, Tassarini'nin iki kişilik elektrikli otosuyla Emili Romanya'dan geçiyoruz. Imola'da imal edilen arabanın fiyatı 20 bin Euro'dan başlıyor. Bu fabrikada 11 yıldır elektrikli otomobil yapıyorlar. Oysa benzinli deyince akla ilk İtalyanlar gelir. Maserati, Lamborghini, Ferrari ve Fiat gibi kulağa okşayan markalar varken şimdi de Tassari çıktı. Aynen. Tassari'nin hangi özelliği var? Önce bütün bu saydığınız şirketlere alüminyumu biz veriyoruz. Tassari'nin asıl özelliği elektrikli otomobil yapan tek İtalyan şirketi olması. Otomobillerimiz sadece elektrikle işliyor. Bir otomobilde alüminyuma neden gerek var? Elektriklide en önemli faktör ağırlık olduğu için. Uzun yol için akünün büyük olması lazım. Hafif otomobilde daha küçük akü lazım olur. Dolayısıyla şarjı kısa sürer. Hafif otomobil bizim uzmanlık alanımıza giriyor. Otomobil 700 kilo çekiyor ve tek şarjla 200 kilometre gidiyor. Bu otomobil 1.85 boyundaki bir Alman'a biraz küçük geliyor. Süspansiyon ayarı tam yapılmamış olsa gerek. Çünkü hiç yaylanmıyor, tıpkı yarış otosu gibi. Sesi de çamaşır makinesine benziyor. İtalya'da en iyisi otomobili evde şarj etmek. Bütün ülkedeki şarj istasyonlarının sayısı 1700'ü geçmiyor. Hükümet elektriklilerin altyapısını ihmal ediyor. Altyapımız zayıf ama yararlı öneriler de yok değil. Yani sıfırdan başlıyorsunuz. Evet. Elektrikli altyapısının daha kötü olduğu başka bir Avrupa ülkesi var mı? İtalya'dan daha kötüsü mü? Doğrusu hiç zannetmem. Ama hükümet durumu düzeltmeye çalışıyor. Ne zamana kadar düzelir dersiniz? 2020'ye kadar muhakkak durum değişir. 2 yıla kadar görürüz. Almanlar da öyle diyor. 2020 sihirli yıl olsa gerek. Bekleyip göreceğiz. İkinci durağımız İsviçre dağları. Dünyanın en çok satan elektrikli otosu Nissan Leaf ile yola çıktık. Araba adeta süzülüyor. Gürültü çıkarmıyor. Elektrik de çalışıyor. İdeale çok yakın. Japon markası da tek şarjla 200 kilometre yol alabiliyor. Ama sıfırdan 100 kilometreye 1,5 saniyede o da çıkamıyor. Dünyanın en çabuk süratlenen elektrikli yarış otosuna Formula 1'ler bile yaklaşamıyor. Direksiyona geçmemize maalesef izin yok. Dünyanın hızlanma rekortmeni İsviçreli öğrencilerle buluşuyoruz. Yüksekokul öğrencileri her yıl yeni bir elektrikli yarış otomobili yapıyorlar.
Es hat vier Motoren und die Motoren sind direkt. 4 motoru da tekerleklerin içine yerleştirildi. Gördüğün gibi motorlar oldukça küçük ama her biri 50 beygir gücünde. Toplamda motor gücü 200 beygirin biraz üzerinde. Ağırlığı ne kadar? Boş haliyle 170 kiloyu geçmez. Öyleyse çok hızlı olmalı. Evet, çok hızlı. Bu kategoride de zaten önemli olan en kısa zamanda hızlanabilmek. Formula Student serisinde 500 takım birincilik için yarışıyor. Dünyanın en yetenekli genç mühendisleri arasındaki rekabette Zürih Üniversitesi yıllardır en başarılılar arasında yer alıyor. Biz yine kendi arabamıza bindiğimiz için mutluyuz. İstikamet Zürih yakınlarındaki Freinstein. Kiburz şirketi 1991'den beri burada elektrikli ticari araç üretiyor. Şimdiye kadar bütün dünyaya 11 bin araç satmış. Bu taşıtları en çok Alman ve İsviçre postaları gibi paket servisleri satın alıyor. Şirketin kurucusu Martin Kiburz, dünyanın her köşesinden sipariş aldıklarını söylüyor. Bu üç tekerlekli araçlar yakında Norveç'te hizmete girecek. Peki neden sadece elektrikli? Posta şirketlerinin masraflarını azaltmasına yardımcı oluyoruz. Aracımız çok çabuk hızlanıyor ve çok çabuk duruyor. Servis elemanı her duruşta 8 saniye tasarruf ediyor. Az gibi görünüyor ama günde 600 ila 1000 kez dur kalk yapınca epey zaman kazanmış oluyor. E-Road marka Roadster kullanışsız olsa da sürüş zevki veren pahalı bir elektrikli. Fiyatı 36 bin İsviçre frangı. Ama 27 bin franga parçalar halinde alıp oturma odanızda da monte edebilirsiniz. Ama bitince otoyu çıkarmak için duvarı yıkmam gerekmez mi? Parçaları içeriye almak kolay. Montaj bitince odaya yeni bir kapı yapmak gerekebilir. 25 yıldır elektrikli taşıt yapıyorum. Son modellerimizin hepsi ihtiyaca uygun yapılıyor. E-Road'u kendim için geliştirdim. Tek niyetim haz almaktı. O kadar. Sürüşü çok zevkli, içi çok sade. Direksiyonu mekanik, adeta yola yapışıyor. Viraja hızlı girmenin hiçbir tehlikesi yok. Rüzgar da olmasa tadına doyulmaz.